Eyvallah. Ya ben ikinize bayılıyorum. Eyvallah. Beste yapılıyor. Evet. Şarkı söyleniyor. Söz yazılıyor. Evet. İki tane çocuk var. Evet. Muhteşem bir aile. Sahne alınıyor. Evet. Bu nasıl bir aile ya? Muhteşem bir şey. Ya vallahi demek ki her şey bir arada olabiliyormuş. Olabiliyor herhalde, evet. Yani Yani şeydir. zorlukları çok oluyor tabii. Ama çok da keyifli oluyor. Keyfi daha başka, daha güzel. Ne güzel tabii, bunu da karşıya geçirebiliyorsak, sizler gibi insanlar da bunları Çok söyleyebiliyorsa. zor böyle bir aileyle yakalamak yani şu dönemde. Yani ya evlilik görünmüyor, ya çocuk Genel olarak yapamıyor, öyle, ya sadece şarkı söylüyor. genel olarak öyle bir kanı vardır ya. Hani mesela böyle popüler dünya içinde aynı meslekte iki insanın yan yana olması çok zor diye. Ama bu aşılabilir bir durum aslında. Yani karşılıklı sabır, anlayış varsa geçilebiliyor bu Külfetten köprü yani. sabrı daha çoktur. Öyle mi? Ne kadar bu zaten. Köprü geçilebiliyor. Yani şey yapmak gerekiyor. Yani hep söylediğim bir şey o. Biraz sabır göstermek, iyice anlamak lazım. Hayatı anlamak lazım, mevzuyu anlamak lazım. Olmuyor mu? Bizde de oluyor tabii ki. Yani biz de problemler yaşıyoruz ama böyle her şey kol kırılıyor, yanın içinde kalıyor durumuyla devam Ne ediyor. güzel. O yüzden de hani biz böyle çok dışarıda görünmüyor bizim yaşadığımız streslerde, sıkıntılarda. Ama dediği gibi mutluluk tarafı çok daha ağır. Yani iki kişinin birlikte bir eser üretiyor olması başlı başına bir olay zaten. Aynı hayali kurmak. Bir Bunu nevi de yapabiliyor olmak. rakipsiniz yani. Evet. Bunu Evet. yapabiliyor. Zaten şey oluyor, kavga ediyoruz yani mesela. Beğenmediğimiz şeyler oluyor, birbirimize söylüyoruz. Söylemediğimiz zamanlar oluyor. Sonra diyoruz ki söylemek lazım. Çünkü söylemedikçe daha kötü şeyler çıkıyor ortaya Tabii eser yani en olarak. çok birbirimizi, aslında birbirimizden başka güvenebileceğimiz bu sektörde biliyorsunuz, tahmin Çok ediyorsunuz, zor. çok az kişi var. O yüzden biz de birbirimize doğruyu söylemezsek yok olur gideriz diye düşünüyoruz. Hep doğruyu söylemeye çalışıyoruz. Güzel olmuş, olmamış. Ama genelde tartışmalarımız şey, ben mesela şey yapıyorum, iş çıkarmam lazım, single çıkarmam lazım. Bir bakıyorum kendi şarkısını hazırlamış, benimki hazır diyor. Ben o Benimki hazır, konuda önce biraz ben hızlıyım. çıkacağım. Herkes kendine kadar mı yazıyor? Ben bitti, tamam, çıkartıyorum. Şöyle bir şey oluyor mesela, Cansu daha fazla böyle bir elek var onda, o daha fazla oradan geçirmeye çalışıyor. Ben de şeyden yanayım, hani mesela bir şarkı benim için içimde tamamsa o elek çalışmasa da olur bazen. O yüzden ben bitiriyorum, hemen paketliyorum yani. Peki birbirinizin çöpe attığınız eseriniz Ben oluyor mu? Hayır, mesela şöyle Cansu yaptım. eleştirdi diye tamam bu olmaz dedi diyor Ya musun ben yoksa şöyle bir diretiyor şey musunuz? yaptım, o mesela anlatıyorum sahnede de bazen. Yalanlar Cumhuriyeti şarkısını aslında kendisi için yapmıştı. Sonra ben ona bir demo yaptım, çok kötü oldu. Şarkıdan tamamen soğudu. Aldım şarkıya, kendime çok güzel bir demo yaptım, aranjman yaptım. Bu tuzak O haliyle olmasın. çıkardım Bir de yani. üstüne albümün çıkış şarkısı yaptı şarkı. Evet. Onunla çıktılar. Ama bende öyle bir ruh hali gelişti. Yani kendime yaptığımda başka bir sound belirledim. Cansu'ya yaptığımda bambaşka bir havası vardı. O yüzden bazen öyle şeyler oluyor. Peki yeni şarkının hikayesini. Benimkini değil mi? Evet. Evet. Bu arada evet, Cidden hayırlı olsun. bilmeyen Teşekkür seyircilerimiz olarak ederim. dün değil mi? Evet, dün Dün çıktı. çıktı. Taze Dün taze çıktı. daha Tüm, bizim. evet, dijital platformlarda ilk defa da gerçekten buraya geldik ve çok da iyi ki gelmişiz. Ben acayip Teşekkür ederiz. keyifliyim şu Ne güzel. anda. Yeni şarkı bir sene önce yazmıştım ben o şarkıyı. Ondan sonra Volga'yla bir araya geldik, Volga Tamöz'le. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye çok değişik soundta bir şey çıktı ortaya. Bu arada şeydi, Volga'nın da hayatı boyunca en uzun En zamanda uzun yaptığı aranjmandır projeydi yani. yani tek bir şarkı. Ondan sonra hemen tekrar Bedran Güzel'le benim ahretlik yönetimim artık. Onunla hemen bir araya geldik. Sonra Ayvalık'a gittik klip çekmeye. 3 gün orada hem keyif yaptık hem bütün Ne ekip güzel. bir arada çok güzel klibimizi de çektik. Şahane Dün bir de klip. dinleyiciye sunduk. İnşallah hoşlarına gitmiştir, beğenmişlerdir. Hemen İnşallah klibi de izlesinler. Şahane bir duyacaklar. Biraz sonra Gerçekten dinleyeceğiz zaten. müthiş bir klip. Evet. Bir de patronsunuz aynı zamanda. Evet. Çok Yok, teşekkür evet. ederiz. Ya biz aslında yıllarca sektörde hani bu eser üreticisi olarak da Türkiye'deki ne kadar yapımcı varsa hepsi dostumuz, abimiz, arkadaşımız. Bir süre sonra insan artık şeye dönüyor. Hani biz de mesela şimdi biraz kendimize yoğunlaştık ama yavaş yavaş biz de böyle genç arkadaşlar için bir şeyler hazırlayacağız, onları çıkartacağız. Çünkü insan hani bunu böyle bir vefa gibi görüyor, bir borç gibi görüyor. Yani sektörden bunca yıldır bu kadar bir ekonomi yarattık, isim yarattık. Artık yavaş yavaş hani öyle bu işe hevesli, meyletmiş, yetenekli olduğuna inandığımız arkadaşlar için de bir şeyler yapalım istedik. O yüzden bir şirket kurduk kendimize. Ne güzel.
Kendimizden bir başkasına bir şey yapamadık çok fazla ama yavaş yavaş başlayacağız. Evet, biraz kendimize çalıştık. Nasıl? Yeni nesli destekleyeceksin. Yani yapmak lazım çünkü var aşağıda gerçekten çok yetenekli gençler var. Çok iyi işler çıkaran arkadaşlar var. Bize de soruyorlar, böyle bir şarkı var, işte bir yardımcı olabilir misiniz, paylaşabilir misiniz, destek olabilir misiniz diye. Bu yıl itibariyle yavaş yavaş biz de genç tabii arkadaşlara şey de çok zor. Bir şeyler şimdi çıkaracağız. Yeni nesilde bir kavram gelişmiş. Bir an önce ünlü olmak, bir an önce şöhrete, paraya, neyse ona kavuşmak. Bunlar sayı olarak çok fazlalar ve biz işte aradan elemeye çalışıyoruz. Gerçekten sanatı seviyor musun? Siz gerçekten bir şey var mı? Çünkü bu sadece sesin iyiliğiyle biten bir iş değil. Siz de biliyorsunuz. Aynen. Bunun bir aurası var, sahne duruşu vesaire. Bunların hepsinin bir arada toplandığı insanları bulmak gerçekten de biraz zor. Çünkü sosyal medya sayesinde gençler diyorlar ki tamam ben zaten bir şarkı söylerim, koyarım. Milyonlar dinlenir gibi bir hayalleri var. Ama tabii uzun vadede onlara da anlatmaya çalışıyoruz. Bu hayaller biraz balon hayaller. Kalıcı olmasını istediğimiz var şimdi birkaç kişi. Bakalım inşallah onları da kazandıracağız. İkinizin aynı anda bir sanatçının albümünde olan eseri oldu mu bugüne kadar? Oldu tabii. Aynı anda bir albüm içinde. Tabii, ha, tabii, çok güzel. Tabii. Hani yoksa yeni çıkacak olan gençlerde böyle bir şeyle mi karşılaşacak diyecektim. Çünkü ikiniz de yapacaksınız diye düşünüyorum. Tabii tabii. Tabii yani şöyle bir şey oluyor. Mesela bazen bir şarkıyı bitiriyor başından sonuna kadar ya da ben başından sonuna kadar bitiriyorum. Hiçbir müdahale etmiyoruz birbirimize. Çünkü bazen bir şarkı yani bir yola girdiğinde müdahale edersen başka bir yola dönüyor yani. O yolu döndürmemek gerekiyor. Öyle şeyler oluyor. İşte hani Cansu'nun kendi başına tamamen bitirdiği şarkılar var. Benim var. Yani onlardan arkadaşlara kullanabiliriz. Öyle şeyler olabilir. Evet. O yüzden hani şey önemli olan işin sağlığı. Yani kimin şarkı verdiği ya da ikimizin bir arada mı yazdığı, ayrı ayrı yazdığımız bunlar çok önemli değil. Önemli olan hani yapılacak olan işin güzel bir neticeye ulaşması. Bütün gayemiz o. İyi müzik yapmaya çalışmak yani.